Şimdi ne oldu maçta? Fenerbahçe, Fenerbahçe mağlup. Peki Fenerbahçe golü nasıl yedi? Şimdi beni izleyen ters köşe izleyicileri, fena, özellikle Fenerbahçeliler, eğer hakikaten Fenerbahçelilerse maçı iyi izliyorlarsa, futboldan da iyi anlıyorlarsa, bak şunu kaçırmamışlardır. Ben mesela kaçırmadım. <laughs> Bravo. Şimdi Fenerbahçe öyle bir 0-0 iken öyle bir hata çıkıyor ki kontrata. 4'e 1. İlk önce 4'e 1. Orta sahada. Solundan İrfan geliyor yanlış hatırlamıyorsam. İrfan Can Kahveci gelmiş soldan bomboş. Sağ tarafında da iki kişi daha var. Evde bağırıyorum. Memdu. Ver, ver, ver. lan ver. ver. İrfan'ı da pek tutmam ama o kadar boş ki. İrfan'a oyna diyorum. Hadi karşı karşıya kalacak adam. Abi bu o beyin. Yani onu o nasıl bir beyni varsa. <laughs> Antrikot birden Birdenbire şey. 35 metreden Bum diyor şut attı. Şey değil mi adamın kazım başalının sırtından bir. Şimdi bu normal mi yani bu futbolcu yapar mı böyle bir şey? Ne? sahada yapsa döner. Evet bir de bu adam şu anda söyleyeyim. Türkiye liginin gol kralı değil mi Fenerbahçe'nin santraforu? 17 maç 19 gol. Evet 17 maç oldu. Hatırlıyor bak güldünüz değil mi hatırladınız pozisyonu? Evet. O top döndü. Taca çıktı adamlar taca attı ve Fenerbahçe gol yedi. Yani biz bizi vuruna geçeceğiz diye ben evde ver lan ver lan derken. o santra yapıyoruz. Şimdi benim bu halim 30 milyon Fenerbahçeli'ye yansımıştır. O dakikada değil mi? He? Tabii canım. Bir, iki. Maçın ilk pozisyonu bu. O Valencia ile ilgili. İki, penaltı oldu. Bir de penaltıyı bu yaptırdı biliyorsun değil mi? Bunu düşürdüler yani. Aferin diyorsun. Sonra penaltıyı geldi at atacak. Penaltıyı kaçırdı. Penaltıyı da ayrıca konuşuruz. Hatta konuşalım hocam. Konuşuruz. Şimdi penaltıyı kaçırdı. Tamam mı? Zaten penaltı bu mesela Fenerbahçelilerde şöyle bir şey var. Bu şimdi bedava bende de var. Yani bu hayali bir şey mi? Bu adam penaltıdan bile gol atıyor. Fakat her penaltıya gidişinde insanlar el ayağı titriyor. Ya mesela ben, diye. bu e, sefer evet, atamayacak diye. Tabii evet. Ben mesela Batshuayi'nin elinde gördün ya topu. Aman ok oh dedim iyi. Rahatladım. İyi. Bir de şöyle bilinmeyen bir kural vardır biliyorsun değil mi? Mistik. Penaltıya yapılan adam Kaçırır. Atırırsa kaçırır diye bir bir evet. kehanet vardır. Futbol kehanetlerinden biridir ve bu çoğunlukla da istatistiğe bak tutar yani. Eyvah dedim. Hem Valencia hem penaltı ona yapıldı. Eyvah dedim. Ve kaçırdı. Şimdi penaltı kaçınca kalecinin çıktığını falan futbol izleyicisi görmez ki. Stattakiler bile görmez. Ekran başındakiler hiç görmez. Ancak tekrarında görürsün kalecinin çizgi ilali yapıp yapmadığını. Her neyse. Bu ikinci penaltıyı attı. Bir penaltı nereye öbür penaltı nereye değil mi? Penaltıyı bir de öyle bir yere vuruyor ki ulan direğin girdi ki yani o kadar üste yani. Dönedebilir yani. Evet tuhaf yani tuhaf. Her neyse bunun etti mi iki tane golü? Etti iki golü. İkinci yarı başladı maç. Yok ikinci, ilk gol, Yok. ikinci golü Ha, iki, ilk, i̇lk golünü gol. attı. İkinci golü ama al, Allah var. Ha ikinci goldeki vuruşu muhteşem değil mi? Evet. O ne vuruşu biliyor musun? O ne vuruşu? Penaltı vuruşu o işte. <laughs> Penaltı değil mi? Penaltıyı öyle atacaksın. Değil mi? Penaltı. Penaltı öyle atılır. Uzak köşeye ayak için nefis plase. Penaltı öyle atılır. Bu adam normal havadan gelen topu öyle atıyor. <laughs> Duran topa vuruyor. <oran> Penaltıyı <laughs> bir, bir, tuhaf yere vuruyor. Şimdi bu adam normal mi kardeşim? Değil. He, bravo. Yani bunu kimse öyle anlatmasın. Ya ben adama sallamıyorum. Tuhaf bir adam ya. Ne dedim onun için ben? Valencia denince öngörülemez. Vallahi olduramayan, oludramayan, olmayanı olduran bir adam. Evet abi. Yani ben Gönül rahatlığıyla Valencia bugün acaba şunu yapar diyemiyorum. Ben mesela biliyorum var şu neler yapacağını. Valencia bugün acaba neler yapacak diye bekliyorum. Abi dur anla, işte oraya gelelim. Acaba beni nasıl şaşırtır mı diyorsun? Aynen öyle. Beni değil milyonları. Sonra sonra ne oldu? Attığı üçüncü 3. gele gelelim. Golle bunun ne alakası var mesela? Değil mi? Şimdi normalde Arda Güler'in o top gelişine bir de gelişine hiç tutmadan gelen topa o yumuşaklıkla o isabet oranıyla kaleci yönünü görerek çünkü benim için o top gol gol gol. Hani öyle gidip direğe vuran top gol. Yani burada Arda Güler golü kaçırdı falan denir mi? Şanssızlıkla gol olmadı. Şanssızlık. Arda Güler'in şanssızlığı. Değil mi? Bir santim altına vursa gol olur. Şimdi adam bunu o, o, santimlerle... Bir taraftan ölçücek. zekadan bahsediyorsun. Bir tarafta zeka eksikliğinden bahsediyorsun. Fark ediyor musun? Tabii bu ki ara? işte onu anladı. Peki ne oluyor? Bir de şans denen bir faktör var. Arda Güler şanssızlık yaşıyor. O gol harika. Gol olsa mesela değil mi? Çocuk hatta gol oldu diye tribünlere doğru gidiyordu Arda Sevinç'ten. O top dönüyor. Bu arkadaşın önüne düşüyor tekrar. <laughs> Pardon var. da bu arkadaş ne yapıyor, yapıyor? acaba onu? Oraya doğru koşuya başlamıştı. Doğru Koşuyor. Başlamıştı. Yani Vurdu Topa Ama ya. futbolcunun yapmaması gereken bir şey yapmış. Koşmuş. Koşacak zaten futbolcu. Koşuyor diyor. Bir de şey var biliyorsun değil mi? Bunu futbol yorumcuları da çok yapar. Önemli olan adamın oralarda bulunması. <laughs> doğru yer, nerede bulunacak ya? Santrafor, Santrafor nerede bulunacak? Önemli olan oralarda bulunmasıymış. Nerede bulunacak Santrafor? Bizim Arda'nın topu dönerken. O bizim 18'de mi şeyin ne o salayının yanında mı olacak? Zaten santra orada olur adam. Hani sanki bu meziyetmiş gibi anladın mı? Her neyse. Ve o vuruşu da. Lan. Hani ekran başında ne diyorsun? Ulan vur da maç kopsun artık. Gene nereye vurdu Gördü mü? Gördünüz değil mi gol nasıl oldu? Evet. Bak gülüyorsunuz abi neden gülüyorsunuz çünkü gerçekten garip bir yere vurdu. Anlattığın gibi çünkü. Ha yani yani. normal, normal olmaması gereken yere vurdu. Değil mi? Kalecinin dibi kaleci artık düş yani hiç gol gol artık yani adam tavana atıyor. o golü de tavana attı gördün değil mi? Ben mi yanlış gördüm? Evet. <laughs> He ulan dedim diray mı vurdu o adam? Bu diye gol oldu? Buyur abi sana adam hattrik yaptı. Dördüncü gol. Ama sen böyle söyledikçe de atıyor be adam. Atıyor keşke atsın. <laughs> sonra, sonra Arda Güler. Nefis bir pas atıyor. Kime atıyor Bilos değil mi pası? Valencia'ya atıyor he. Harika bir ara pas atıyor Valencia'ya. Burada da hoppala Batuşay'ı topu kesiyor. Yani tutmaması lazım. Zaten Arda Güler'e sorun. Çağrı senin kulüple ilişkileri diye. Arda Güler'e sorun. O topu kime atmış? O topu Batuşay'a at şey, şey, Valencia'ya Valencia atıyor. atıyor. Batu oradan dönüp böyle acayip bir kontrol yapıyor. O kontroldan sonra da uzak köşeye şahane vuruyor. Top direğe vuruyor abi. Gene bu arkadaşın. Çiz, bak bu arkadaşın. Girmiyor, <laughs> gidiyor. Gene bu orada. Bak orada bulunuyor. Lan orada duracak zaten. Nerede duracak 18'de? Bir santrafor penaltı noktasından şut atıyor. Öbürü de çaprazda duruyor. Top takip oraya, oraya geliyor. Ha oradan sonrası kale boş gibi gözükür ama o açıdan sol ayakla o kadar dar yerden bir de şiddetle cıp diye uzak köşeye vurmak korkunç güzel de bir vuruş. Hakkını yemeyelim. Ama şuna bak. Bat şu an şanslı olsa o top didikten gol olur. Arda'nın ki mi vurmaz. Gol olur. Bu arkadaş biri penaltıdan iki golle bitirirken fortilik yapıyor herif. Hattrik ne diyor? Hattrik. Fortilik ne hocam ya? Üç atınca hattrik olmuyor mu? Dört atınca four -trick four -trick four -trick. Mi oluyor? -trick. Beş atsa five trick. -trick. <laughs> Altı <laughs> yet söyleme. Sekstrik oluyor. Sekstrik oluyor. Sekstrik. Seks trik oluyor. Six trik oluyor. Seks trik. Seks o değil. Sen seks falan bilmiyorsun hocam. Six trik. Her Sekstrik. neyse. Evet. Şimdi dur ağzını bozulma <laughs> <özürme gülüyor> benim evlatım. <laughs> ama bu aşırtma, aşırtma falan diyorsun da gerçekten zekasıyla Arda harikalar ya. Ababakar'ın verilmeyen golü gibi değil mi? Bir tane o da yaptı. Alanya'ya bir gol attı. Offside dolayısıyla verilmedi biliyorsun. Dur o Beşiktaş mevzusunda oraya girelim. Girersin veririz. ama aşırtmalar evet. falan zeka onlar Şimdi. Işte. Yani bunu niye söyledim? Şimdi böyle bir oyuncu var. Bir anda Fenerbahçe 1-0 mağlup düştüğünde ben iddia ediyorum ekranlar karşısında hatta statta kendisine sövdürtmüştür. Hakaret yemiştir. Bak söylüyorum sana ne yapıyorsun bir futbolcu bunu yapar mı diye. Ondan sonra bu adam 4 gol birden atıyor. Penaltıyı kaçırıyor. Tekrar mesela değil mi penaltı tekrar ediliyor. Ne kadar soğukkanlı ikincide. Geç böyle geliyor bir de mutsuz gibi. Tam diye çatalı. Boş kalelere toplar hep üstüne neredeyse değecek gibi gol oluyor. Ve istediği işte gibi çağrının ikinci gol dedi. Muhteşem havadan Ferdi'nin ortasına muhteşem bir ayak içi atıyor. Muhteşem. Muhteşem diyorsun çatala doğru diyorsun yani. Peki hocam sen penaltıyı nasıl atardın? Ben mi? Evet. evet ben penaltıyı nasıl atardım? Bak söyleyeyim ben Fenerbahçe'de dört buçuk yıl oynadım. Bir tane penaltı attım. O da lig maçı değildi galiba. Ya kupa maçıydı ya bir özel maç mıydı? Dostluk neydi? hazırlık maçı falan gibi. Galiba İzmir'de mi Altay'a böyle bir at yani tam hatırlamıyorum. Ben o kadar hatırlayamıyorum abi. Yani ben ben İnsan maça... bir tane penaltı atar onu da unutur mu hocam ya? Sen de aşk olsun ya. Yani. Ama şöyle abi hatır... ben ben falan maçıda 4-5 gol atmışım. Geçen gün birisi Twitter'da paylaşınca "Aa ne güzel atmışım." dedi. <laughs> onu mu unutuyor unutuyorum. Nerede ne yapayım <laughs> abi ben yani. Abi 1984 yılında sarı e kafa golü atmışım unutulmaz efsane gollerini unuttu. Aslında unuttum. aslında tuhaf evet. olan şu biliyorsun değil mi? Mesela zaten benim Fenerbahçe formasıyla 4 resmi golüm mü? Ne var? Bir tane de işte böyle bir şey attım Hazırlık bir yerde. maçı 5 gol. 4 ya da 5 golümdür. Ha 4. kesin de. Belki 5 de olabilir. Şimdi normal değil mi? Bu kadar Fenerbahçe formasıyla bu kadar hani gerçi benim o zaman mevkim şimdiki gibi değil. Libero. Kalecinin hemen önünde oynuyorduk. Şimdi tandem de değil. Anca biz kornerlerde pek ileri çıkardık tamam mı? Genelde ben kalecinin önünde oynardım. Sarkık libero denirdi. Buna rağmen aslında 4 senede 4 gol iyi. ya Bir ton stoperler var 5 senedir oynuyor bir golü var. Mesela 7 senedir oynuyor 2 golü var mesela. Her neyse. Mert Ama Hakan doğru... Yandaş'ın golü yok hocam. 2 e, senedir evet golü yok. <laughs> bak yara, ya Mevlüt yarama tuz basma. Şişt, yani Mert Hakan Yandaş'ı seviyorum. Bak siz de böyle beni dolduruyorsunuz. Tamam mı? Ben seviyorum da çocuğu. Çok seviyorum. Hakikaten çok seviyorum. Vallahi bak hatta hani yedek bile kalsa takımda ki şu anda yedek. Yemin ediyorum futbolu Fenerbahçe'de bırakmasını istiyorum. Ben öyle adamlar severim. Vallahi severim. Bilmiyorum neden seviyorum. Formaya sahip, kulübüne sahip çıkmaya çalışan insanı severim. Aidiyet duygusu. Aa, evet yüksek. Te seviyorum. Takım içinde birleştirici böyle yapıştırıcı, kaynaştırıcı bir havası var. Esprili belli. Bu yeni gelen transfere bile hemen ilk o hoş geldin neydi o çocuğu? Kim geldi hocam? Hocam penaltılarını bir anlat. Yani. Evet. Benim. Abi konudan konuya geçmeyin. Penaltı şöyle.